Herkese merhaba arkadaşlar. Sadece kripto paralardan bahsettiğim kanalımda bugün size anlatacağım konu Taiko'nun AirDrab'ı. Daha önceden Taiko ile alakalı hem Telegram'da hem de videoda olarak YouTube kanalında birkaç tane video yayınlamıştım. Şimdi orada birden çok testnet aşaması vardı. İşte birinci aşama, ikinci aşama. Farklı ağları bizler Metamask'ımıza eklemiştik. Burada da yeni ağ ekleyeceğiz. Yeni bir tane ağ ekleyeceğiz. İki tane ağ ekleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi Ethereum, Hisepelia gibi bir ağ. Ve bu şekilde sizlerle birlikte testneti yapmaya çalışacağız. Öncelikle yorumlar kısmında sırasıyla linklere basarsanız zaten hızlı bir şekilde ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Öncelikle şöyle yapalım. Tayiko'nun ağlarını bir ekleyelim. Şimdi bunlardan bir tanesi bakın metamask'a girdiğiniz zaman şu an ben de Taiko'nun bir tane ağı ekli. Biz bunu kullanacağız zaten. Bakın daha önceden alfa 2, alfa 3 gibi farklı ağlar eklemişiz. Şimdi ise katla katman 2'yi ekleyeceğiz. Bir de şöyle bir ağımız var. Onunla alakalı hatta şurada size şöyle bir sıralama yaptım. Bakın diğer ağımız da bu. Heloski diye bir ağ. Bunların hepsini Chainlist'ten ekleyebilirsiniz. Ben burada eklemeyeceğim. Chain liste aşağıda link var zaten. Chainlist'e girerek bu ağları sizler ekliyorsunuz. Şimdi bakın bu ağ bir de diğer ağ. İkisini ekledik. Şimdi bunu ekledikten sonra yapmamız gerekenler. A'ları ekle birinci işlem bitti. İkinci işlem test coinlerini yani Ethereum'u muslu almamız lazım. Yani bir musluk kullanmamız lazım. Bu muslukta şöyle bir musluk. Hemen onu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar musluğumuz bu. Sepolia al gibi yani Sepolia'da da benzer bir musluk kullanmıştık. Metamask güzel adresinizi alıyorsunuz arkadaşlar buradan. Bunu aldıktan sonra şuraya yapıştırıyorsunuz. Bu kapçayı onaylıyorsunuz. Ve start mining diyorsunuz. Şimdi burada Yaklaşık olarak bir 10 dakika beklemenizi öneririm. 10 dakika içerisinde bir Ethereum falan oluyor. Bakın burada kalan süre de yazıyor. Yani burada siz aslında 12 saat boyunca ne yapabilirsiniz? Burada bırakabilirsiniz. Bakın şurada zaten sizin çalıştırdığınız bakın workerların 16'sı da çalışıyor. Bunu düşürürseniz bilgisayarın hızı aslında yani bilgisayarın burada gücünü kullanarak madencilik yapıyor. Bilgisayarı kullanıyor aslında. Onun için burayı düşürebilirsiniz, arttırabilirsiniz. Boot basabilirsiniz. Ortalama saatlik kazanç burada yazıyor zaten. Ona göre bir burada kazandığınız miktar ne kadar gelecek onu planlayabilirsiniz. Şimdi bu burada kalsın. 5 dakika sonra kapatacağım bunu. Bunu start dedikten sonra 5-10 dakika sonra kapadıktan sonra şurada 1 olması yeterli. Şurayı stop mining diyorsunuz. Ve ödülünüzü alıyorsunuz. Bakın şu an ben ödülü alabiliyorum. 0-1 geçtiği zaman ödül alınabiliyor. Hatta şöyle yapalım. Direkt ödülümüzü alalım. Çok fazla beklemeyelim. Bakın şu an ben 0,11 Ethereum buradan ödül alabileceğim. Hemen şöyle ağı da değiştirelim. Pool edersek gelecektir. Evet. Şu an 0,66 0,77 oldu. Şu an geldi zaten bakın. İşlem tamamlandı. Bu şekilde tokenimizi ya da coinimizi Ethereum coinimizi aldık. Şimdi bunu aldıktan sonra 3. işlemimize geçelim. Katla biricini kullanarak almış olduğumuz Holeski ağına almış olduğumuz Ethereum'ları katlaya geçireceğiz. Şimdi bu işlemde yaparken kullanacağımız site bu köprü sitesi. Token geçireceğimiz için token yukarıda seçili olacak. Cüzdanımızı sağ kısımdan bağlayacağız. Buralar bu şekilde seçili olacak. Ethereum'umuz seçili olacak. Burada ben ne kadarlık geçirmiştim? Tamamını geçirmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir tane aldıysanız bir taneyi geçirin. Bunu yazdıktan sonra aşağıdan Bridge'e bastığınızda onaylamaları yapıyorsunuz. Bu biraz zaman alabilir. Yani 1 saat, 2 saat, 3 saat zaman alabilir. Onun için hemen işlemleri yapmayacaksınız. Bunu yaptıktan sonra şu Transaction kısmında yaptığınız işlem bakın burada gözükür. Bir tane Ethereum geçirmişim. Sizde başlangıçta bu gözükmeyecektir. Normalde burada bir buton çıkar. Bu butona bassanız da işlemi yapamazsınız. Çünkü Katla ağında bir Ethereum'unuz olmadığından dolayı çünkü Ethereum isteyecek sizden. Şimdi siz bunu yaptınız. Bunu yaptıktan sonra Ethereum karşı tarafa geçti, Katla ağına geçti. Bir sonraki adımda bu sefer geleceksiniz arkadaşlar. Musluğa gelin. Buradan horse'u mintleyin gene çünkü Heleski ağına alacaksınız. Heleski ağına mintleyin. Ethereum'larınız Katla ağına geçtikten sonra bu sefer şu transaction kısmına gelip pardon, önce bridge kısmına geleceğiz. Bridge kısmına gelip horse'larınızın tamamını ilk önce Approve deyip daha sonra Bridge diyerek katlağına atın. Attıktan sonra Transaction'a gelin. Şuradaki butona basın. Bu sefer butona basarak işleminizi otomatik olarak aktifleştirebilirsiniz. Çünkü katlağınızda bu sefer Ethereum olacak. Ethereum olduğu için burada işlemi yapabilirsiniz. Yani bu buton çalışacaktır. Ama şurada buton çalışmaz. Çünkü ilk başta ethereumlarınız katlağına geçmediği için katlağında bir ethereum olmayacak. Ondan dolayı buton çalışmaz. Onu da ekstra olarak söyleyeyim. Bridge kısmında yapacağınız işlemler bunlar. Dördüncü kısma geçelim. katladı NFT mint etme bridge aşaması. Şimdi aşağıda vermiş olduğum linke tıkladığınız zaman karşınıza şöyle bir kontrat çıkacak. Yani şu şekilde çıkacak başlangıçta. Buradan kontrata geleceksiniz. Şuradan cüzdanınızı bağlayacaksınız. Bakın ben de şöyle bir bakayım sayfayı bir yenileyelim ya da şöyle yaparsak gelir herhalde. Evet tamam. Şimdi kontrata bastık. Kod kısmı geldi ama biz bunu Write kontrata çevirdik. Write kontratta şurada bakın benim cüzdan adresim yazıyor. Sizde yazmayacak. Buraya bastığınız zaman cüzdanı bağlayabilirsiniz MetaMask'la. Daha sonra şu mint sayfasına geliyorsunuz. Şu mint sekmesi diyelim buna biz. Mint sekmesine geliyorsunuz. Şurası sıfır olacak. Şurası basmak istediğiniz miktar olacak. 5 yaz, 10 yaz, 3 yaz. Ben 3 yazdım. Right dedim. Right dedikten sonra 3 tane NFT bizim cüzdanımıza yazıyor. Yazmış olduğu NFT'nin ismi de bu. Yani ben cüzdana gittiğim zaman Holeski anda ben 3 tane NFT'mi veya da 5 tane ne kadar bastıysam göreceğim. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapacağız? Bakın bunu yaptıktan sonra şurada View Your Transaction kısmı var. Basmış olduğunuz NFT'leri buraya girerek görebiliyorsunuz şu şekilde. Şimdi bu NFT'nin bildiğiniz gibi bir kontratı olur. Bir de ID'si olur. Bakın ID'leri burada. Kontratları da şu. Bunun üstüne girdiğiniz zaman bakın en üstünde yazıyor zaten. Katla Taiko Community NFT'nin altında BBF ile biten bir kontrat var. Bunun üstüne tıkladığınız zaman bunu buradan kopyalayabilirsiniz. Bunu buradan kopyalayın. Not edin. Veyahut da direkt kopyalayın kalsın. Şuradaki ID'leri not edin. Çünkü daha sonra ne yapacağız? Tekrardan buraya geleceğiz. NFT kısmına geleceğiz. Bu sefer NFT transferi yapacağız çünkü. Birch kısmına geldim, NFT'ye geldim. Bakın burada Oleskiden Katlaya şu aşağıdaki Manuel'i seçtim. Buraya kontratımı girdim. Kontratım gerçi ben kontratı kopyalamamışım. Şöyle yapalım. Buradan kontratı kopyaladım. Buraya geldim, yapıştırdım. Şuraya Bakın şunu aldım buradan, bunu da kopyaladım. Yapıştırdım. Bakın ikisi de yeşil oldu zaten. Yani böyle bir şey var. Olmazsa zaten daha deminki gibi kırmızı olacaktı. Continue dedim. NFT'im geldi. Confirm dedim. MetaMask benden onay isteyecek. Onayı verdim ve işlemim bitti. Bu işlemi bittikten sonra burada transaction sayfasında NFT kısmında görünmesi lazım gerçi ama ben de ben göremedim. Katlağına geçersek görebilir miyiz? Bir bakalım. Katlağında zaten görmem lazım. Geçmiş mi, geçmemiş mi onu kontrol etmeye çalışıyorum şu an. Buradan şöyle de bakabiliriz buna. Bakın kontrat adresi üzerinden veyahut da cüzdanımız üzerinden Holeski'ye geldim. Buradan NFT transfer dedim. Şu an 3 tane NFT gözüküyor benim burada. Şöyle tekrar bakayım. 3 tane gözüküyor. Bu işlemi ben bir tekrar edeyim arkadaşlar sizinle birlikte. NFT kısmına geldik. Buraya bastık. Şuraya kontratı yazalım tekrardan. Şuraya geleyim. Kontrat nerede yazıyor? Evet şuradan alalım kontratımızı. Tekrardan yapıştıralım. Buradan da tekrar geri çıkayım. Bir daha geri çıkalım. Bu sefer şunu transfer edeceğim. Sanki transfer gerçekleşmemiş gibi duruyor. Veya da geç de gerçekleşebilir ama ben gene de ikisini de bir gerçekleştireyim. Approve diyelim ilk önce. Approve dedikten sonra tekrardan bir de bridge dememiz lazım. Burada approve işlemleri cüzdana bağlanma ya da kontrat cüzdanı kontrata bağlama işlemleri. Şimdi bu işlem gerçekleşsin ondan sonra bridge kısmı açılacak. Biraz bekliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar biz ne yapıyoruz? NFT mintleme ve bridge. Mintlemeyi yaptık, bridge işlemini yapıyoruz. Bir sonraki aşamada swap kısmına geçeceğiz. Şimdi hemen bridge kısmına da basalım. Burayı da onay onaylayalım. Toplam 5 dolarlık bir işlem kesintisi veriyor. Zaten gerçek parayla işlem yapmadığımız için o da çok bir önemi yok. İstediğimiz zaman musluğa giderek musluktan istediğimiz miktarda ethereumları alabiliyoruz zaten. Evet şu an işlem tamamlandı diyor. Here kısmına bastım. Buradan işlemim gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu bunu buradan görebilirim. Şimdi bu işlem gerçekleşsin. Bir sonraki adıma geçelim biz. Burada bizler swap yapacağız. Tabi bunu yapabilmek için Taikon'un katla ağına geçmemiz lazım. Hemen buradan geçtik. Şimdi her siteye girdiniz arkadaşlar zaten bir sıkıntı varsa ya da ağ değişikliği istiyorsa direkt site size söylüyor zaten. Bu ağa geçmeniz lazım diyor. Bakın burada sadece katla da işlem yapabiliyoruz. Onun için diğer ağa geçmemize gerek yok. Eğer Metamask diğer ağdaysa burada gözükmez. Sayfayı yenilediğin zaman tekrardan A'a geçmeni ister. Şimdi arkadaşlar swap kısmına geldim. Elimde belli bir miktar Ethereum vardı. Bu Ethereum'ları neye dönüştürdüm? USDC'ye dönüştürdüm. Minimum yapmamız gereken 0,1 Ethereum'luk işlem. 0,1 Ethereum'luk işlemi burada USDC'ye dönüştürerek yapabilirsiniz. Ben ilk başta öyle yaptım. Birinci işlemi bu şekilde yapın. İkinci işlemi bakın burada farklı bir tane var. İkinci işlemi bu şekilde yapabilirsiniz. 0,1 Ethereum'luk hepsinde aynı şekilde 0,1 Ethereum'luk yapabilirsiniz. Şimdi bunu da yapalım. Sizlerle birlikte yapmış olalım böylelikle. Onayladım. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra mesela diyelim ki ilk başta benim söylemiş olduğum gibi Ethereum'a karşılık USDC'yi burada swap yaptınız. Swap'ı yaptıktan sonra şurayı kapatayım. Pending kısmı zaten gözüküyor bakın burada işlem devam ediyor. Buradan pool kısmına geleceksiniz. Bakın benim şu an bir tane pozisyonum var. USDC'ye karşılık Ethereum. New position. Buradan çifti seçiyorum. Ethereum'a karşılık USDC veya da farklı bir çift. Edit kısmından şurayı seçtim ben. Daha çok seçilen budur zaten. En best for stable pair kısmında en çok tercih edilenlerden bir tanesi. 0.05 ile yani 0.3 de seçilebilir. Şu ikisinden biri tercih edilebilir. Daha sonra aşağıya geldim. Şurada balansım olacak tabi. Şu an bende balans yok. 0,1'lik çevirmiştim. Ama siz 0,15 çevirdiyseniz 0,15 de yapabilirsiniz. Bunu buradan seçtiniz. Karşılığı buraya gelecek zaten. Şu an gelmedi. Çünkü herhangi bir bir miktar yok. 0,15'in karşılığı neyse yukarıya gelir. Buraya geldikten sonra şuraya tıklayıp buradan havuzunuzu oluşturuyorsunuz. Yapmanız gereken bu. Şuraya da full range seçebilirsiniz bu arada. Havuzumuz bu. Bunu Birden çok yapabilirsiniz. Birden çok havuz burada olabilir. Çok önemli değil yani o bir tane, iki tane, üç tane. Ne kadar çok olursa iyidir. Her gün burada işlem de yapabilirsiniz. Mesela daha demin çevirdik. Şimdi horse'ları da çevirebilirim. Bende 50 tane var. Mesela 50 tane horse'u buradan şöyle ter çevireyim. 25 tanesini mesela Ethereum'a dönüştürebiliriz. Bakalım ne kadarlık bir miktara karşılık gelecek gerçek tokenlerle işlem yapmadığımız için swap diyelim. Olabildiğince fazla işlem yapmaya çalışıyoruz. Buradan geldim. Maksimum diyebilirim. 25 de diyebilirim. Fark etmez. Mesela şu an ben işlem yapması için 50 tane horse'u aktif ettim. Ama 25 tanesini çevireceğim. Siz istiyorsanız bu şekilde yapın. Zaten test net olduğu için çok da bir önemi yok. Bekleme süreleri biraz uzun olabiliyor. Bekleyeceğiz burada. A few moments later. Sonraki adım imza atacağız. İmzamızı da atalım. Bir sonraki adımda da swap'ın yapılmasını sağlayacağız. Onayladım ve swap işlemi yaklaşık 1-2 dakikaya gerçekleşir diye düşünüyorum. Şimdi bu gerçekleşsin. Sizinle birlikte bir havuz daha oluşturacağız. Ama ondan önce bu gerçekleşene kadar şu son kısma bir bakalım likit ekleme işleminden sonra bir de quizler var. Şimdi quizler arkadaşlar Galaxy görevleri. Bunu yapmak isteyenler yapabilirler. Verdiğim sayfaya gittiğiniz zaman arka arkaya böyle görevler var. Birinci görev basit. Twitter ekleme ya da Twitter takibi. Like ve retweet. Benim yaptığım hatayı yapmayın. Burada ben girdiğimde takip ettiğim için ben Tayiko'yu daha önceden direkt buraya claim ettim. Oysa ki şunları da basmam lazımdı. Dolayısıyla bir kere şuraya bastığınız zaman bir daha bunların puanlarını alamıyorsunuz. Ben 25 yerine 20 puan aldım. Yani burada ufak bir hata yaptık. Çünkü bu butona bastığınız an sizden herhangi bir onay istemiyor. Direkt kabul ettiği için geri dönemiyorsunuz. Bunu yaptınız. Bir sonraki görev Discord serverlarına katılmak ve insan olduğunuzu doğrulamak. Taiko görevlerini benimle birlikte daha önceden yapan kişiler zaten bunu yapmış olmaları lazım. Ve dolayısıyla direkt onaylı olarak gelmesi gerekiyor. Ben de direkt öyle geldi. Çünkü birlikte yaptık bu işlemleri. Ondan dolayı hemen hızlı bir şekilde bunu yaptıktan sonra claim butonuna basabilirsiniz. Üçüncü görev. Üçüncü görevde de testnet sayfasını ziyaret etme. Testnet sayfası bu. Taikon'un katla testneti alfa 6 yayında diyor. Burayı okuyabilirsiniz isteğe bağlı. Sadece buraya tıklayıp basmanız yeterli oluyor. Bir kutu bir de 5 puan veriyor. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki quiz görevi var arkadaşlar. Quiz görevinin sorularının cevapları burada videoyu durdurup bakabilirsiniz. Sırasıyla zaten cevaplar. Bir sonrakine bakalım. Bir sonrakinde Bitget'in cüzdanını takip etme Twitter'da. Bunu yapıyorsunuz. Aynı şekilde daha sonra gelip buraya basıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra şuraya basmayı unutmayın bu arada. Ya yani tweet takibini yaptıktan sonra şuraya basıyorsunuz her bir görevde. Bir sonrakinde ise şimdi burası arkadaşlar ben daha basmadım dikkat ediyorsanız. Eğer Bitget cüzdanını kullanıyorsanız yani bunun kullanıcısıysanız burası zaten yeşil gelecek. Şimdi burası nasıl yeşil geliyor açıkçası net olarak yemin değilim. Çünkü ben de bu şekilde geldi. Ben cüzdanımı arkadaşlar oluşturmuştum daha önceden Android cüzdanımı. Fakat ben buraya Metamask ile bağlanıyorum. Yani Metamask cüzdanımın cüzdan adresi buraya bağlı. Bitget cüzdan adresi bağlı değil. Fakat şöyle yapılabilir mi? Deneyin. Bitget cüzdanını indirin. Zaten burada tıkladığınız zaman bakın indirme linki geliyor. Bunu Android cihazınıza indirin. MetaMask'la bağlanmış olduğunuz yani Galaksi'ye MetaMask'la bağlanmış olduğunuz cüzdan adresini Bitget'te içeri import edin. Bu import etmiş olduğunuz cüzdanla Galaksi'ye bağlanın. Bu sefer bu yeşil ibareyi alma ihtimaliniz var. Eğer alamıyorsanız onun için söylüyorum. Yani ben direkt aldığım için şu anda da Bitget'le bağlanmadım, MetaMask'la bağlandım. Bu şekilde geliyor bende. Bunu da ekstra söylemiş olayım. Bakın direkt aldım zaten. Basar basmaz 50 puan geldi. Hatta şöyle yaptığın zaman böyle ilk başta çıkmıyor ama daha sonra şu şekilde yaptığın zaman sayfaları değiştirdiğin zaman çıkıyor arkadaşlar. Tekrardan basayım. Mesela bakın transaction başarılı, onaylandı. Tamam şimdi onaylandı. Bazen hatalar olabiliyor. Bu arkadaşlar 26'sına kadar devam edecek bu süreç. 19'unda başlamış. Yani yaklaşık bugünle birlikte 4-5 gün var. İstediğiniz zaman bunu yapabilirsiniz. Şimdi hemen gelelim şöyle bir en son aşamada swap gerçekleşmiş mi? Evet gerçekleşmiş. Şimdi burada arkadaşlar bir de horse havuzu oluşturalım sizle birlikte. Ethereum'a karşılık bir horse havuzu oluşturalım. Bu sefer şunu seçeyim. Buradan maksimum seçelim. Bunun hemen gelmesi lazım normalde ama evet şu şekilde geldi. Full range dediğim zaman geldi. Tamam. Full range'e karşılık 25'e direkt ekledik. Approve horse dedik. İlk önce horse kontratına bir bağlanalım. Onayladık. Burada bekliyoruz. Approve tamamlandı. Preview dedim. Add dedik. MetaMask onayını veriyoruz ve işlem bu kadar. Yani burası geçtikten sonra sizlerle birlikte gösterelim ve videonun sonuna gelelim. Bu işlemden sonra videoyu bitireceğim. Çok fazla da anlatılacak başka bir şey yok burada. Bunu beklerken şöyle hemen Fexobit'e bir bakalım arkadaşlar. Fexobit'te biliyorsunuz 1-2 önceki videoda video içinde söylemiştim. Gen token'in 0,007 dolardan satıldığını kilitsiz olarak. Şu an arkadaşlar 0,018 seviyelerinde ben de zaten bunu 0,022'den sattım. Tam şuradan sattım. Bakın tam şu noktadan sattım. Şuradaki yükselişte sattık aslında. Şurada bir kılçık attı yukarı. Güzel kazandırdı. Yani 3 katın üstünde kazandırdı. Ben de 190 dolar vardı. 54 dolarlık alabildim. Çünkü burada Fexobit çok güzel yapıyor bu satışları. Talep toplayarak yaptığı için eğer talep belli bir miktarın üstüne çıktığı zaman mesela %100'ün üstüne çıktığı zaman otomatik olarak istediğinizin altında alabiliyorsunuz. Talep burada %300 çıktığı için ben 180 dolarlık istedim. 54-56 dolar falan geldi. Kazanç da 177 dolar oldu. Yani 120 dolarlık bir burada benim net kazancım var 2 günde. Güzel kazandırdı. Diğer satışlarını da ben size anlatmaya çalışacağım. Burası bitti. Gördüğünüz gibi iki tane pozisyonum açıldı. Bunları günlük Swap kısmını muhakkak kullanın. Bir de son olarak bunun tersini de yapın. Yani burada Taiko'da NFT atmıştım Katla'ya. Token atmıştım Katla'ya. Tam tersini Katla'dan bu sefer Holoski ağına gönderin. Fakat burada tabii ki katman 1'e geçişlerde 24 saat sürüyor. Onu da unutmayın. Hemen geçmez. 24 saatlik bir zaman dilimi alacaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Video çok uzadı zaten. Yorum görüş olursa muhakkak belirtim. Bir de like atarsanız videoya sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Video içeriğimiz burada sonlanmıştır. Yorumlarınız, düşünceleriniz veya önerileriniz bizler için önemlidir. Bu yüzden mutlaka yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.